21. yüzyılda modern çağ oldukça hızlı bir şekilde yaşıyor. Geçmişte pek çok atalarımız bu yeni teknolojilerin olacağını asla tahmin edemezlerdi. Yine de dünyanın farklı noktalarında modern dünyadan uzak kalmış insan toplulukları halen var. Yaşayışlarını, dillerini, görünüşlerini, kültürlerini bilmediğimiz, tanımadığımız bu insanları görünce çok şaşıracaksınız. Gelin yaşam şekilleri hepimizi şaşırtmayı başaran en ilginç kabilelere hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Mursi Kabilesi. Mursi Kabilesi, Endonezya'nın Omo Vadisi'ndeki en popüler kabileler arasında yer alıyor. Jinca şehrine yakın olan Mago Ulusal Parkı'nda yaklaşık 7500 Mursi yaşıyor. Yaz ve kış aylarında yılda iki kez yerlerini değiştiriyorlar. Mursi Kabilesi, Omo Nehri çevresinde tarım ve hayvancılıkla geçiniyorlar. Mursi Kabilesini diğer kabilelerden ayıran en önemli fark, kadınların dudaklarında bulunan tabak veya plakalardır. Bu tabaklar ilk olarak 15 veya 16 yaşlarında genç kızlara takılıyor. Alt dudakta bir delik açılır ve o deliğe tabak yerleştirilir. Tabak boyutu kadının değerini göstermektedir. Ne kadar büyük tabak olursa o kadar başlık parası verilir. Bu tabaklar kil ya da tahtadan yapılıyor. Ama en ilginci, kadınlar güzelleşmek, daha cazip olmak için vücutlarında şekiller oluşturuyorlar. Vücudunda en fazla şekil olan kadın en cazip kadın sayılıyor. Bu şekillerin yapılması da çok ilginç. Erkekler ise yüz ve vücutlarında beyaz boya ya da kireçle desenler uyguluyor. Kadınlar ve erkekler arasındaki birliktelik iki erkek arasında yapılan yarışmada belli oluyor. İki erkek karşı karşıya gelir ve ellerine donga adı verilen sopa verilir. Dövüşü kazanan erkek bir grup kadın arasına yollanarak seçilen bir kadınla evlendirilir. Tuarekler. Tuarekler yaklaşık 1000 yıldır Sahra Çölü üzerinde, göçebe günümüzde ise yarı göçebe olarak Kuzey Afrika'da varlığını sürdüren bir toplum. Müslüman olan Tuareklerin kendilerine özgü ilginç kültürleri var. En ilginç özelliği erkeklerin peçe takması. Kadınların peçe takması ise bu topluluk için geçerli değil. Tuarek erkeklerinin peçe takması dünyada Sahra'nın Mavi Adamları olarak tanınmalarını sağlamış. Sahra'nın Mavi Adamları kadınların neden peçe takmadığını ise şöyle açıklamış. Kadınlar güzeldir. Onların yüzlerini görmek isteriz. Tuarekle kadınlar evlenmeden önce birden fazla erkekle cinsel ilişki yaşayabiliyorlar. Evlilikte de son söz kadınlarda bitiyor. Evlilik kadının isteğiyle başlıyor ve kadının isteğiyle bitiyor. Eğer Tuarekli bir kadın evlenmeye karar verirse erkekten onu etkileyecek bir şiir yazmasını bekliyor. Evlenmeyi istemesi için erkeğin kendisine yazdığı şiirlerin oldukça etkileyici olması gerekiyor. Toplumun okur yazarlık seviyesinin de yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Erkeklerin okur yazar olduğu toplulukta kadınlar da annelerinden öğrendikleri alfabeyi kullanıyor. Tuareklerde boşanmalar çok yaygın. Boşanan kadınlar mal varlığının tamamını ve çocukların velayetini alıyor. Erkekler ise devesiyle birlikte annesinin evine dönüyor. Boşandıktan sonra kadının ailesi kızlarının artık bekar olduğunu duyurmak adına kutlama yapıyor. Develer sahrada en önemli hayvanlar. Erkeklerin de boşandıktan sonra kadınlara bırakmadıkları tek şey. Boşanma sonrasında tüm mallarını kadınlara bırakan Tuarek erkekleri develerini alma hakkına sahipler. Anaerkil bir yapıya sahip Tuarekler de soy ağacı anne üzerinden ilerliyor. Siyasal kararları da erkekler veriyor gibi görünse de arka planda bütün kararlarda kadınların sözü geçiyor. Kadınların evlenmeden önce istedikleri kadar sevgilisi olabilir ve geceyi bir erkekle geçirebilir. Aileler kızlarının yaşamlarına bazı kurallar dışında karışmıyorlar. Evde yaşayan kadınlar geceyi bir erkekle geçirdiğinde bunu görmezden geliyorlar. Tek şart erkeğin sabah olduğunda devesiyle birlikte orayı terk etmesi. Toplumdaki bir başka gelenek ise erkeklerin üvey anneleriyle yemek yemiyor olmaları. Erkeklerin üvey anneleriyle birlikte yemek yemeleri saygısızlık olarak görülüyor. Kendilerini Müslüman bir topluluk olarak tanımlamalarına rağmen kültürleri ve gelenekleri dolayısıyla İslam aleminde kabul edilmiyorlar. Umoja Köyü. Kenya'da bulunan bu köyde erkek yok. 1990 yılında kurulan Umoja Köyü'nde kadınlardan başka kimse yaşamıyor. Erkekler tarafından şiddete uğramış ve cinsel saldırıya maruz kalmış kadınlar kendilerine ait bir köy oluşturdu. Kenya'nın Samburu bölgesinde yer alan Umoja Köyü
27 yıllık köklü bir tarihe sahip. Erkekler tarafından fiziksel ve cinsel saldırıya uğrayan kadınlar bu köyü oluşturmuş. İngiliz kadın hakları savunucusu Julia Bindle, kadınların oluşturduğu bu köyü ziyaret etmiş ve kamuoyuna duyurmuş. Köy 1990 yılında İngiliz askerlerinin tecavüz ettiği 15 kadının bu bölgeye sığınmasıyla kuruldu. Doğu Afrika ülkesi Kenya'daki bu köyde kadınlar erkek baskısı olmadan güven içinde yaşıyorlar. Köydeki kadınların nüfusu, genç yaşta zorla evlendirilen kızların, tecavüze uğrayan kadınların ve baskı gören ev kadınlarının katılmasıyla birlikte her geçen gün arttı. Köyün başlıca kurucusu olan Rebecca Lolosoli, geçmişte erkekler tarafından uğradığı şiddet yüzünden kaldığı hastanede sadece kadınlara ait bir yeri düşünmüş, tasarlamış ve hayata geçirmiş. Lolosoli aynı zamanda ağ muhabiriyle zamanında yaptığı bir röportajda durumdan memnun olmayan erkekler tarafından tehdit mesajları aldığını da belirtiyor. Dünya değişti diyen köyün kurucusu Rebecca Lolosoli, kızlar haklarına sahip çıkıyorlar. Umoja köyüne erkekler giremediği için buraya kaçıp kurtuluyorlar diye de ekliyor. Güvenliğin yanı sıra sağlık ve hizmetleri de isteyen kadınların tek hayali 200 çocuğun gidebileceği bir okula sahip olmak. Kadınların yaşadığı köyde neredeyse kadın sayısının 4 katı kadar çocuk bulunuyor. Kadınlar köyden dışarı çıktığı zamanlarda erkeklerle vakit geçirebiliyor. Himba kabilesi. Himbalar çok az giysi giyerler. Ancak kadınlar güneşten korunmak için tereyağı, aşı boyası ve bitkilerden bir tür güneş kremi yaparak vücutlarına sürerler. Bu karışım ciltlerine kırmızımsı bir renk verir. Bu renk toprağın bereketinin ve insan kanının yaşamsallığının da simgesidir. Kadınlar birbirlerinin saçlarını örer ve aşı boyası karışımıyla boyarlar. Tarihleri boyunca himbalar birçok kuraklık, çatışma ve savaş geçirdiler. Dış dünyadan toplulukları sayesinde geleneksel yaşam tarzlarını çok büyük ölçüde kurdular. Hiç yıkanmayan himbalar vücutlarını bir çeşit macunla kaplıyorlar ve temizliklerini güzel kokulu bitkilerin dumanıyla sağlıyorlar. Himba erkekleri ne kadar hayvanları varsa o kadar kadınla evlenebiliyorlar. Himbalardaki muhtemelen en ilginç gelenek ise kadınların doğum yapmasıyla alakalı olanlar. Eğer bir kadın hamile kalmak istiyorsa bir ağacın altına oturuyor ve doğacak çocuğunun onunla iletişim kurmasını bekliyor. İlk iletişim ise çocuğun anneye söylediği şarkıyla başlıyor. Bu şarkıyı duyan Himba kadınları şarkıyı hemen kocalarına da öğretiyorlar ve daha sonra hamile kalıyorlar. Çocuğun doğum günü ise anne karnında çıktığı değil, bu şarkıyı ilk söylediği gün olarak kabul ediliyor. Himbalara göre bir suç işlendiğinde doğru olan suçluyu cezalandırmak değil, ona benliğini hatırlatmak. Miras ise babadan değil, anneden geçiyor. Yani bir erkek babasının değil, dayılarının keçilerini miras olarak alıyor. Bütün bunların yanında Himba kabilesi, dünyanın en sevgi dolu, para ya da mal, mülk düşünmeyen, yardımsever ve güler yüzlü kabilelerinden biri. Bajau kabilesi. Bajau kabilesi denizin çingeneleri olarak adlandırılan ve dünyadaki cennette yaşayan bir topluluk. Çingene dendiğine bakmayın, göçebe değiller aslında. Güneydoğu Asya'da bulunan Borneo'da yaşıyorlar. Barakaları ve bir de Lepa Lepa denilen incecik kayıkları var. Tüm hayatları bu barakalar ve kayıklarda geçiyor. İlginç bir şekilde suyun altında istedikleri kadar kalabiliyorlar. O yüzden günlerin çoğunu suyun altında keşif veya avcılık yapmak için geçiriyorlar. Balıkçılıkla geçindikleri için çok küçük yaşta dalmayı ve avlanmayı öğreniyorlar. Çocuklar daha yürümeyi bilmeden ilk önce yüzmeyi öğreniyor. Suyun altında öyle rahatlar ki adeta su üstünde de nefes almıyor gibiler. Suyun altında sadece onların yaşayabileceği bir dünya var. Aquaman bir nevi gerçek hali. Tahtadan oyulmuş ve önüne cam konulmuş gözlükleri ile 25-30 metrelere iniyor ve gariptir, dipte yüzmüyor, yürüyorlar. Suyun kaldırma gücü sanki onlar için geçerli değil. Bu stil Sulubine özgü değil, kabilenin her üyesi, hatta çocuklar bile aynı özelliklere sahip. Zaman kavramı onlar için önemsiz. Öyle ki kaç yaşında olduklarını dahi bilmiyorlar. Okur yazar da değiller, ancak çok mutlular. İlkel koşullarda da olsa yeryüzündeki cenneti bulmuş gibi yaşıyorlar. Medeniyetle olan tek bağlantıları küçük kayıklarının motorları için kilometrelerce uzaktaki kente gidip benzin almaktan ibaret. Tüm kabile için tek önemli olan şimdiyi en güzel haliyle yaşamak.